2009 yılında Büyük Koalisyon Hükümeti döneminde başlayan emeklilik garantisi uygulamasıyla yaklaşık 20 milyon vatandaşa ödenen emekli maaşlarının özellikle ekonomik kriz dönemlerinde kesintiye uğramaması hedeflenmişti. Kriz döneminde yapılması gereken kesintilerin iyi dönemlerde yapılacak zam artışından düşürülmesi planlanan uygulamayı kaldırmak isteyen Brüder'le, emeklilere ödenecek maaş miktarını çalışanların aldığı maaş miktarından ayrı hesaplamak sürekli mümkün değil. Zira emeklilik ilk önce finanse edilmeli şeklinde konuştu. Bakan bu nedenle ekonomik gelişmelere bağlı emeklilik ödemesi uygulamasına geri dönmeleri gerektiğini savundu. Liberal FDP'li bakanın son çıkışı, hükümet ortakları FDP ile Birlik Partileri CDU-CSU arasında yeni bir tartışma başlattı. CDU yönetimindeki Federal Çalışma Bakanlığı'nın emeklilik garantisi uygulamasından geri adım atılmayacağı şeklinde görüş bildirdiği gelen haberler arasında. Hristiyan Demokrat Birlik Partili Finans Bakanı Volkan Şöble de daha önce söz konusu uygulamayı ciddi şekilde savunmuştu. CDU'lu bakan, emekli maaş miktarının düşürülmemesini nesil hakkı olarak görüyor.